Kayıtta mıyız? Aha kayıtta mıyız? Çok cıvıksın. Burası ciddi bir podcast. Ben kadınlar cıvık erkekleri sevmiyor. Hadi canım. Evet. Ben mesela annem şey derdi hep. Biraz cinsiyetçi bir kadın annem ama o yüzden. Bana hep şey derdi küçüklüğümden beri. Sen biraz kadın tabiatlısın derdi. Ne alakası var? Kadınlar asıl cıvık olamıyorlar. Şey falan diyordu bana annem. Ben dedikodu dinlemeyi çok seviyormuşum. Tamam. Ne güzel işte. Ama işte bunu sevmiyordu annem. Erkek dediğin ciddi olur diyordu. Ya sen bir edebiyatçısın sonuç olarak. Doğru. Doğru. İçerik üreticisi edebiyatçı aynı şey değil evet, mi zaten aynı şu şey. An? Bence de. Sanat. Sen burada mı duracaksın hep? Bu kameradan dolayı. Başlayalım mı? Notlarını aldın mı notlarını? Ben hemen Alican program boyunca burada duracak yazayım da. Sonra unutuyorum. Mesela geçen defa Alican'a laf soktuk ve Alican'ın haberi yoktu bundan. Evet. Yayınlandı yani bütün sesi yapmış ve hiç dinlememiş podcast. Ama sesçiler dinlemez genelde. Sesçiler, boomcular. En komik şey ya boom operatörüne kesinlikle etkilenmiyorlar. Böyle devam ediyor böyle. Böyle değil mi? Şimdi burada en önemli şey benim nasıl gözüktüğüm arkadaşlar. Şu lütfen. Kameraya bir alacağım bir hanımefendiye bir bakalım. Merhaba Fazla Merak dinleyicileri. Ben Çağla Alkan. Ben Caner Dağlı. Fazla Merak'a. Hoş. Merak'a. Merak'ımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Türkiye'nin telaffuzu en zor podcastine hoş geldiniz. Siz olun podcastinde isim bulurken içine sert sessiz ünsüzleri koymayın. Koymayın lütfen. Bunun acısını biz yaşıyoruz. Bizi çeken bilir bunu. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Neyi fark ettim? Neyi? Fazla Merak ifadesini kullandığım bütün erkek bireyler. Göte yarak. Dedi evet. Göte yarak denir çünkü. Öyle doğrusu da dur. Sen bunu bilmiyor muydun? Sen böyle bir şey olduğunu biliyor muydun Fazla Merak? Göte şey... yarak. Herhalde bunu bilmiyor olabilir miyim ben? Bana niye söylemedin öyle? Sana durduk yere şey mi diyeyim? Bizim podcastimizin devamında göte yarak deniyor mu diyeyim yani? Erkek beyni gerçekten ilginç. Bütün ifadelerin böyle sanki bir bel altına bağlama gibi bir şeyi var. Yok ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bunlar bizim şeyimiz yani. Bunlar bizim dilimizin değerleri bunlar. Atasözlerimiz. Fazla Merak. Ben sana bir test yapayım bakayım. Ne testi? Ne kadar erkeksin? Ne kadar erkeksiniz testi yapacağım ben sana. Bakalım yüzde kaç çıkacaksın. Tamam. Fazla Merak. Onu öğrendik. Göte yarak. Onu geç, onu geç. Abi. Elin buz gibi. Elin buz gibi kalorifere tut. Götün karpuz gibi. Elin buz gibi, götün karpuz gibi. Biz bilmiyorsun. Bu değerlerimize uzaksın mesela sen. Ya biri mesela elini tuttu bir genç, bir bayan. Böyle flörtleşilir. Ve dedi ki sana Caner'cim elin buz gibi. Ben dedim ki götün direkt, karpuz gibi derim. Direkt patlatır mısın? Aynen. Ondan sonra hani bir süre bakışırız ve ondan sonra diler görüşmeye başlarız. Sonra bunlar neden 7 senelik ilişkimiz? Ha şey gibi mi hissediyorsun? Hani benden cümleyi tamamlamam isteniyor. Evet, evet, evet. Bir de sana şey deyince senin podcast'in Fazla Merak. Göte yarak diyorum ben. Neyse testimize devam edelim bu acı konuya devam etmeden. Evet. Bunu yazan Tosun nokta nokta nokta. Onu biliyorum. Onu herkes biliyor. Tamam bunu %5 olarak alıyorum. Buradan 5 puan yaz bana. 5 puan yazıyorum. Acıma yetime nokta nokta nokta. Acıma yetime sana kazık atar. Acıma yetime döner koyar götüne olacaktı. Hadi canım. Evet bunu da bilmiyorsun. Neresi ben... Yani yetimlere bile böyle laf sokabilen bir kültür. Laf sokma değil işte bu yetimlerle aramızdaki bağ bence sağlamlaştırmak için bir nüktedir bu. Kültürümüzün zenginliği evet. Bunlar. Mesela götürürler merkeze nokta nokta. Ha, onu biliyorum gösterirler herkese. Yok öptürürler herkese. Oradan bunu... 2 puan yaz bana. %5 aldım. Geçme Namık Kemal Köprüsü'nden nokta nokta nokta. Geçme Namık Kemal Köprüsü'nden yolu uzatır. Yok değil. Bir şans daha vereceğim. Orada trafik var. Değil. Geçme Namık Kemal Köprüsü'nden ürkütürsün vakvakları. An anlamına çam diktim. Git topla kozalakları. Bir daha söyle bakayım. Bir daha söyle. Geçme Namık Kemal Köprüsü'nden ürkütürsün vakvakları. Ananın amına çam diktim. Git topla kozalakları. Ay çok tatlıymış. Çift tadı da var. Yazıp asmak istiyorum. Evet. Bir fecre ati bir Servet-i Fünun tadı da var içinde yani. Namık Kemal de geçiyor içinde. Çok güzel. Nokta nokta şöyle tamamlarsın diye düşünmüştüm hani. Onun da parasını biz geçmesek de ödüyoruz falan gibi. Geçiş garantisi verilmiş. Dövizle geçiş garantisi verilmiş. Of geçmeden bakıyorum. Valla %10 erkek çıktın. Çok iyi.
Bir de bunların hepsini biliyor olman inanılmaz inanılmaz bir birikim. Bir boşa yaşamadım bu hayatı. Ben mesela tiyatro oyunları bilir misin mesela? King, Yanık, Bezik. Çok iyi bilirim. Hangi oyunları mesela bilirsin? King'de yani burayı süpürürüm yani. Ciddi mi bu? Tabii canım. Ben üniversiteye gittim. Sonra. Yanık, Bezik. Kağıtta iyiyim ben. Bezik de iyi oynarım. Bezik de iyi oynarsın. Boşa geçmemiş bir hayat. Teşekkür ederim. Peki tavla bilir misin? Tavlada da çok iyiyim. Mesela tavlayı orijinal dilinde mi oynarsın? Dublajlı mı oynarsın? Yoksa Türkçe oynarım ben. Türkçe oynarsın. Evet. Yabai Üdü, Dubarra, Yektü. Yok ya. Ben onu çok seviyorum. Ve hatta sayıyorum da. Saydığın için bayağı. Değil. Bayağı. 1, 2, 3, bam falan. Sinir bozucu tavla oynuyorsun. Ama kazanıyorum. Ama kazanıyorsun. Evet. Evet, jargona çok hakim değilim. Hı-hı. Ama kazanıyorum. Bugünkü konumuz mindfulness. Mindfulness. Duydun mu? Duymaz mıyım mindfulness? Sen nerede duydun? Kadıköy'de arkadaşlarım söylüyor mindfulness var diyorlar. Coffee shop'ta. Coffee shop'larda duyuyorum yogacı gibi bir şey oluyor kadın sanırım. Evet, ben de sosyal medyada duydum ilk kez mindfulness diye bir şey olduğunu. Yapıyor musun mindfulness? Telefonumda bir tane yoga uygulaması var. Geçen sene 2 dakika yapmışım. Geçen sene mi? Geçen sene boyunca 2 dakika meditasyon yapmışım. Mindfulness olmuşsun 2 dakika. 2 dakika. Hatta paylaştım yani. Normalde tamam, bu senelik kotamı doldurmuşum falan. Günde 10 bin adım yürüyün diyorlar ya. Bizim günde kaç defa mindfulness yapmamız lazım? Valla açıkçası ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani ne olduğunu da bilmiyorum. Tam anlamış da değilim. Böyle çok muğlak bir şey gibi geliyor bana mindfulness. Hı-hı. Benim mindfulness'la tanışmam ilk kez şeyde oldu. Instagram'da oldu. Yani işte böyle devamlı aforizma paylaşan hesaplar var ya Instagram'da. İşte hayatı yakala, kendine güven, işte... Yarışmayan bir insanı yenemezsin. Kızılay Başkan'ın aforizması. Çok zen bir insan. Kızılay Başkan'ı şey dedi mi? Anda kal dedi mi? Eminim demişti. Anda kal. Çok da şey yapmayın, her şeyi devletten bekleyin. Anda kalın. İşte böyle hesaplarda gördüm. O da tabii ironik çünkü eğer hani bence şey demesi lazım. Eğer şu an bunu okuyorsan Instagram'da kardeşim anda değilsin. Anda kalmak istiyorsan o telefonu bırak. Hemen kapat o ekranı. Hı. Önüne bak, yola bak. Kaza yapacaksın. Evet. Hemen bir yere çarpabilirsin birader. Yürürken çukura düşeceksin. İşte yeni bir Orhan Veli trajedisi. Bugün güldüğün ikinci trajedi. Yani ben genelde gülüyorum acılara. Acılara gülerek. Acılara gülüyor korkmuyorum. Öyle bir şarkı vardı. Acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir kendimi yokluyorum. Ha, öyle mi? Sen yürüyorum mu gülüyorum olarak. Ben gülüyorum hadi yaptım. Evet, acılara süper. Gülüyor korkmuyorum. Bu meditasyon, yoga gibi şeylerin ciddi tıbbi faydası varmış. Yani bununla ilgili araştırmalar var. Uh-huh. Şimdi soracağız zaten uzmanımıza. Uzmanımıza da sorarız zaten de. Evet, önemli araçlar bunlar yani. Ama bana ters. Çünkü bana şey gibi hani an zaten hep doldurulması gereken. Evet. Yani boş an yoktur zaten. Doldurulmalı. Evet, anda her zaman bir şey olmalı. Evet. Hani doldur anı gibi bir. Yapıştır ana. An boş kalmasın. An boş kalmasın. Anı buldun değerlisini arama gibi. Kötü an yoktur. Bu aralar piyasa kötü an dolu. Evet, andan çıkamıyorum. Anda kaldım. Andan çıkamıyorum. Anda kaldım arkadaşlar. Beni bu ana niye soktunuz? Beni bu da andan çıkarın. Böyle an şakaları yapamazsın. Bunların hepsinin Seda yüzde şu an bile. Bütün telif hakları an şakalarının şu an. İzin alacağım bu kayıttan sonra kendisinden. Biraz geçen gün gerçekten oğlana şey diye bağırdım. Evden benim oğlan okula gidiyor, tamam mı? Kapıdan telefona bakarak çıktı. Ve kapıyı bile kapamadı. Bizim evde köpek var. Köpek sokağa çıktı. Arkasını bile dönmedi. Ve böyle telefona bakarak çocuk okula doğru yürümeye devam etti. Ve ben arkasından şey diye bağırdım o çocuğun. Oğlum anda kal. Yavrum. Anda kal yavrum, ne yapıyorsun? Ben mesela geçen şeye baktım. İşte evdeki kütüphaneye baktım. İşte bir sürü kitaplar var, oyunlar var, tavla var, bilmem ne var. Puzzle var. Puzzle. Bizde puzzle. Binlik. Bin parça puzzle. Ne zor ya. Zaman öğütücü ya. Şey evet. Gibi çöp öğütücü gibi. Ya böyle şey hani çok fazla zamanım var ne yapsam hani tuvalete at sifonu çek demenin şeyi bence bin parça puzzle. Bin parça yani. Puzzle yapmak yani o. Evet. Ben anlarım benim değerli, ben öyle anlarımı şey yapamam yani. Sen nasıl dolduruyorsun anını? Anlarım ben nasıl dolduruyorum işte güzel şeyler yaparak işte mesela açıyorum telefonumu uygulamalarım var kullandığım kitap okumadığım zamanlarda benim de kütüphanem var yani şimdi burada Çağla Hanım'ın kütüphanesi var gibi durmasın bizim puzzle'ımız yok ama bizim de kütüphanemiz var yani onları da okuyoruz zamanlarında işte Bumble'dır Tinder'dır bunlara giriyoruz onlarda anda kalıyorum. Ekran dışında ne yapıyorsun? Öbür türlü ben çok yabancılaşıyorum kendi anlarıma ya. Evet. Diyorum ki bu an kimin anı diyorum. Konu niye hep buraya geliyor?
Ne bileyim, anda kalıyorum sürekli. Yani bu kadar boş zamanı varsa insanların bence 5000 parça puzzle yapacak kadar yani bu çöpü çöpü açacak zamanları varsa bence bu podcast'i dinlesinler onun yerine. Evet. Senin bir şey soracağım. Ekran süren ne biliyor musun? Arada bakıyorum. Kaç? Kaç saat? Ben paylaşmak ister misin ekran süreni? Ben bakayım paylaşayım mı? Bir an söyleyebilirim. Baksana. Tamam, hemen bakayım. Kaç sence? Kaç çıkacak? Bu aralar çok çıkmaz da benim bir 6 saatimi hatırlıyorum ben. Ayarlar, dur bulacağım. Vay be. Korkunç. Ama ben müziği de buradan dinliyorum. Sen ekran süresi derken şey mi? Ha, telefondaki ekran süresi. Telefondaki ekran. Yani Instagram 6 saat benim sadece. Yok artık. Evet. Ekran süresi, ekrandan çıktığım an 3 dakika falan olabilir günü boyunca yani. O 3 dakikayı mindfulness olarak ekliyor şey. Mindfulness'ın telefon. Benim 3 dakika falan günü. Bu sene 3 dakika çıkmışsın. Bu sene 3 dakika mindfulness yaptım arkadaşlar. Beni rahat bırakın. Ben kendim geliştiriyorum. Yani o sırada şey bitti. Şarjı bitti telefon. Şarjı bitti telefon. Aynen. Geçtiğimiz sene içine hiç telefonsuz tuvalete girdin mi? Yok. Hayatta girmem. Hayatta girmem. Şimdi biz eşimle çok uzun zamandır evliyiz ya. Biz ilk evlendiğimiz evde Wi-Fi yoktu. Şimdi o zamanları bilmem hatırlar mısınız? Eskiden mesela internete girdiğin zaman telefon çalışmazdı. Evet, biliyorum o zaman. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz mı? Boomer'lığımız ortaya çıktı ama. Evet, yaşımız ortaya çıktı. Böyle elinde bir kutuyla geldi bir gün. Dedi ki Çağla, sana bir müjdem var. Bundan sonra interneti havadan çekebileceğiz. Of. Ben de dedim ki ne saçma bir şey. Olmaz. Ne saçma bir şey. Tuvalette e-mail mi bakacaksın? Yani 2004 senesinden beri benden herhangi bir e-mail aldıysanız. Aldık. Muhtemelen tuvaletten yazıldı. Ama yani. Bir de şey gibi oluyor ya, kendine kaldığın alan gibi oluyor ya o. Tuvalete girince. Tabii ben çocuklardan saklanmak için. Ha, mesela girdim. Yani. O da özellikle da. Pandemi zamanı. Çok o kritikti yani o tuvalet zamanı. İhtiyaçtı gerçekten. Yani ihtiyaç yani. Ötesi bir ihtiyaç oldu yani. Ben WhatsApp çıktığında şey falan demiştim yani. Nasıl olabilir bu? Ne gerek? Nasıl yani, mesajlaşacağız mı böyle internetten? Ben mesela MSN vardı ondan önce. Tabii vardı gerçekten. Ben daha önce yapılmışa şaşırdım. Sen yine yeni bir şeye şaşırıyorsun. Yalnız bu vizyonsuzluk mesela Paul Krugman'da bile var. Paul Krugman internet ilk çıktığında şey demiş ya, internetin ekonomiye etkisi işte fax makinesinin etkisi kadar olacak diye sözü var. Yani vizyonsuz. Evet. Tabii çok önemli bir ekonomist. Paul Krugman ismi ne zaman çıksa hemen birileri onu yapıştırıyor böyle. Paul Krugman zaten işte internet fax makinesi demiş. Ama normal. Yani belki de fax makinesi gerektiği şeyi göremedi. Evet. Hak edilen değeri göremedi. Evet, aslında internet fax makinesi gerçekten. Telefonsuz en son ne zaman kaldın? Hatırlıyor musun telefonsuz kaldığını? Yakın zamanda şöyle geçirdim. Bir ara telefon şarjı olmadı, böyle bozuldu falan. Böyle bir 7-8 saat onu yapmaya uğraştım ve telefonsuzdum. Ve o zamanlar böyle aklımı yitirdim gibi oldu yani. Ben beyinsiz bir insanmışım. Mesela A'dan B'ye gidemiyorsun. Gidemiyorum, hiçbir şey yapamam. Bir anda bir çivi bile çakılamaz o anda. Yani. Çok işlevsiz olmanın yanında bir de şey hissi geliyor bana orada. Bütün insanlar... Eğleniyor bütün insanlar. Şu anda bütün millet bir sürü şey oluyor ve benim hiçbir şeyden haberim yok. FOMO oldun ha? FOMO. Bende de tam tersi var. Bende de şöyle bir şey oluyor. Telefonsuzsam ya başıma iyi bir şey gelirse şimdi fotoğrafını çekemeyeceğim. Evet, o da. Ve boşa gitmiş olacak. Ya mesela şimdi ünlü biriyle tanışsam. Hasbelkader diyelim, Cem Yılmaz girdi içeri. Bir telefon yok. Telefon yok. Ne anladım ben o Cem Niye Yılmaz'a? Geldim falan derim yani. Bende telefon yok. Dur, sen gelsen ne yazar, gelmesen yazar Cem. Bunu paylaşamadıktan sonra sosyal medyada. Doğru. Ay, bunu niye şu an yaşayalım? Bu işte seneler önce biz böyle eşimle ilk çıkmaya başladığımızda yürüyoruz bir gün yolda. Bir tane mankenlik ajansından bir adam bana kartını verdi. Evet, şimdi biraz kendimi övmek gibi olacak ama. Ama yani güzel. Evet. Çünkü yeterince övülmüyorum gibi bu şeyde. Podcast'te öyle hissettim. Adam bana kartını verdi ve şey dedi. İşte biz mankenlik ajansıyız. İşte hani castinglerimiz oluyor. Lütfen gelin falan diye bana böyle kartını verdi. Ama ben böyle tabii acayip şey oldum. Onore oldum. Onore oldum yani böyle. Ve yani zamanlama müthiş yani. Ha, tek başımayken olsa hiçbir şey yok, anlamı yok. Ama yanımda şey var ya. Böyle direkt şey oldu. Biraz önce tarihe tanıklık ettin. Hani... Anlatamıyorum. Tabii ben böyle acayip bir havalar falan. Sonra böyle eşim bana ne dedi biliyor musun? Geçen hafta bana da oldu aynısı dedi. Hadi be. Yemin ederim. Bence sıkmış. Bayağı kartı falan buldu, çıkarttı. Hadi ya. Evet, süpermarkette alışveriş eder. Şey dedim. Seni televizyon reklamı için çağırmışlardır. Bu mankenlik. Ayrı şeyler bunlar. Bu beni farklı. Güzelliğim için çağırdılar. Evet. Sen kimsin köpek?
Peki aynı adam mıydı teklif eden? İkinize de. Başka birisi ama yani sonuçta o da ajan. O zaman Philadelphia'da böyle bir şey var. Ona yani bir kadın teklif etmiş. Belki de kötü yola girecekti. Belki de öyle ajanslar arası. Biliyoruz, duyuyoruz. Hala ajans, kötü evet. Ajanslar var. Belki şimdi OnlyFans'de şey belki, yapıyordu yani. Belki OnlyFans ünlüsüydü şu anda işiniz. Evet, şu an subscriberları var. Ha, bu arada bizim bu şeyde lütfen üye olun dememiz gerekiyor. Subscribe olun. Lütfen üye olmayı unutmayın. Üye mi? Üye kaydı. Bizi takip etmeyi unutmayın. Takip, üye aynıdır. Subscribe, takip, üye bunlar aynıdır. İşte yapın yani. Bir güzellik. Bir güzellik yapın. Takip edin. Boş bu haybeci gibi dinlemeyin yani. Son olarak yoga yapıyor musun? Şey, biraz araştırdım benim çünkü sağlık problemlerimi ben genelde aile doktoruna giderek hallediyorum. Böyle bir bölüm yok. Böyle mindfulness'tır, yogadır falan filan. Ben başka şekilde hallediyorum kendimi. Ya sen Kadıköy'de oturan bir insansın. Yoga nasıl yapmazsın yani? Yapmıyorum. Ben öyle bir... Zaten elini sallasan yoga hocasına çarpıyorsun. Evet, çok fazla yoga hocası var. Yani yogacıdan fazla yoga hocası var. Evet, o da bir problem gibi. O nasıl? Yani nerede? İsmek'te falan kursu mu var bunun? Nereden? Bilmiyorum ama herkes yoga hocası yani. Bizim şey de öyleydi ya, açık mikrofondaki herkes komedyen diye. Şimdi hala öyle. Aynı. Sen yapıyor musun yoga? Ben şeyleri öğrenemiyorum ya, bu jargonları. O bayağı problem oluyordu. Mesela hangi jargonu? Çünkü yogaya gittikten birkaç ay sonra hoca senin o jargonu öğrendiğini farz ediyor. Hı. İşte Çağla Hanım diyor mesela, asa kona sana falan diyor. He? Asa kona sana Çağla Hanım, hani bunun nesini anlamadınız? Asa kona sana. Her zaman bildiğimiz şeyler bunlar. Yani bir 6 aydır geliyorsunuz artık, öğrenin falan. Hala yoga Sanskritçe mi yapılıyor? İşte bazı pozların Sanskritçe isimleri var. Onları şey yapamadım. Bir de biraz sağlık sorunlarımdan dolayı da bu işte sağ kolumu ben hissetmiyorum. Ay çok geçmiş. Birkaç haftadır, sana söyledim mi onu? Yo, bayağı gayet sağlıklı duruyorsun. Dün de şeye girdim, MR'a girdim, MR makinesine. Çok geçmiş olsun. Hiç girdin mi MR makinesine? Yok, ben ultrason çektirdim. Ya ben ultrasondan da korkuyorum. Ama ultrason korkutucu bir şey değil. MR korkutucu. Hayır, korkutucu değil. Sadece ben şey gibi düşünüyorum. Hep böyle en kötü düşündüğüm için. Mesela tutup şey diyecekler. Ha, Çağla'nın 5 dakikanız kalmış. eve hızlı gidin. Ömrünüzün 5 dakikası kalmış, koşarak gidin. Yolda oyalanmayın, koşarak gidin falan. Yani gerçi ama ciddiyim yani. Bu MR makinesi daha kötü. Çünkü çok dar bir yere giriyorsun. İşte iç çamaşırına kadar soyunuyorsun. Üzerine mavi bir önlük veriyorlar. İşte ayakta terlik, bekliyorsun orada. Bir sürü insanla beraber bekliyorsun, iç çamaşırlarınla beraber. Yıl olmuş 2023. Kim olursan ol, anladın mı? Hayatın hangi cephesinden geldiysen gel, orada don terlik duruyorsun yani, MR'a girmeyi bekliyorsun falan. Sen orada oturan çocuk o sırada hemşireye yazmaya başladı. O haldeyken. O haldeyken bildiğin bayağı hani flört modunda, işte hemşire şey modunda, direkt böyle sık geliyor musun buralara falan hemşire gibi. Sık geliyor musun MR'a falan? Hep çektirir misin? Hep de MR mı? Ne yapıyorsun MR'dan sonra? İnanamadım. Ama belki senin gibi düşünmüştür. Sen 5 dakikam kaldı belki son zamanlarımı iyi geçireyim diye flört ediyor ya olabilir. Ya işte yani. Abi sen şu durumda nasıl flörtü düşünebiliyorsun ya? Şu durum git bir aynaya bak ya falan oldum. İnanılmaz yani. Erkek her durumda flört eder Çağla. Flörtü dener. Hiçbir bir zaman şey söyleyeyim mi? Yani gerçekten saygı duydum ya. Gerçekten bak, gerçekten anı yaşayan, an için her şeyi yapmaya hazır. Anda böyle kalınır işte. Gerçek bir ancı. Gerçek bir ancı ha. Derim bu yani. Ancılığın maksimum noktası. Ancılık seviyesi budur yani. Çok çok tebrik ettim. Neyse, sonra da şöyle bir şey oldu. Yine bir sırada bekliyoruz. İçeride birisi MR oluyor ve içeriden tangır tungur sesler gelmeye başladı. Bağırıltılar. Hemşireler koştu. Sonra şeyler yanmaya başladı. Işıklar böyle uy 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 uy, alarmlar çalıyor falan. Adam panik atak yaşamış içerideyken. Yarı tabut ama yani, adam haklı. Ve makineyi kırıp çıktı içinde. Adam haklı valla ben. Ve ben böyle Allah Allah, niye böyle bir şey oldu falan gibi oldum. Sonra içine girince anladım. Ama gerçekten. 5 dakika falan ama o ya süresi. Valla benim 15-20 dakika sürdü. 20 dakika sürerse o zor. Ve 20 dakika boyunca gerçekten şey dedim. Yani eşke bu podcast'i dün yapmış olsaydım. Hani belki bir iki bir şey öğrenirdim. Böyle nefes alıp işte nefesime odaklanmaya çalıştım. Onu biliyorum. Hani nefesine odaklanıyorsun falan. MR'da kalmak için çok zor bir yer. İşte meditasyon yapmayı denedim. İşte nefesime odaklanmayı denedim falan böyle. Ama böyle acayip stresliyim orada olmaktan dolayı. Sonra şey geldi aklıma. Hastanenin çıkışında bir tane simitçi var. Ve çok taze oluyor simitleri. Ben de çok severim. Orada böyle simit sandviç. Simitle kendini mi kandırdın? Evet. Ya? Çal dedim, çıkışta simit alırsın. Böyle simitte kal, simitte kal. Peki işe yaradı mı gerçekten? Direkt işe yaradı.
İşte yani direkt bak, işe yaradı ve çok tavsiye ediyorum. MR'a girmekten korkan takipçilerimiz varsa benim gibi. Yiyeceği düşünsünler. Yiyecek düşünün. Ben de bu arada böyle şekilde mindful ediyorum kendimi. Senin favori su böreği mi? Su böreği, boşnak böreği, kıymalı börek, ıspanaklı börek, gözleme. Bu şekilde gider yani sıralama. Karbonhidrat. Biliyorsun bizim Sarıyer'in çok meşhur böreği. Yemedim. Sarıyer böreği yemedim. Ben yani bu lokaller ne kadar farkında böreklerinin meşhur olduğunda. Geçen gün şey gördüm bir yerde. Meşhur Beylerbeyi profiterolü. Dedim Beylerbeyindekiler biliyor mu bunu? Beylerbeyinde insanlar şey diye mi geziyor? Bizim profiterolümüz. Ne? Çok, onlar profiterolü çok yalan. Profiterolü bizden yiyeceksin. Ok meydanı ekleri. Meşhur ok meydanı ekleri. Evet. Ok meydanı SSK'nın önünde yiyeceksin ekleri. Evet, evet. Atış alanı böreği falan. Cheesecake çok meşhur. Atış alanı cheesecake'ini yediniz mi hiç? Bağcılar atış alanı. Evet, mesela San Sebastian'dakiler biliyor mu mesela cheesecake'lerinin meşhur olduğunu, yoksa sadece İstanbul'da mı meşhur San Sebastian? Ben şey gördüm. Söğütlü Çeşme'de, Kadıköy'de meşhur Uzunçayır pilavcısı var. Ha. Ama Uzunçayır'da değiliz. Uzunçayır pilavı meşhur değil. Uzunçayır'da pilav yok. Uzunçayır'da pilav yok. Ama sen Kadıköy'e meşhur Uzunçayır pilavcısı yapmışsın. Önüne meşhur koyunca oluyor gibi. Evet. Meşhur Çağla Alkan podcast'i falan gibi. Aynen. Literatüre evet, katabiliriz. Bizim de podcast'imiz meşhur. Şimdi izninle uzmanımıza bağlanalım. Tamam. Elif'ciğim merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ediyoruz bizimle bu konuda konuştuğun için. Öncelikle bir şey merak ediyorum. Bu mindfulness'ın bir Türkçesi var mı? Ya bilinçli farkındalık diye çevriliyor. Ya aslında farkındalık temelinde, ama sadece farkındalık da tarif etmeye yetmiyor. Çünkü bilinci, yani dikkati bilinçli olarak odakladığın bir yer burası. O yüzden bilinçli farkındalık diyoruz Türkçe'de. Ve hani yargılamadığının farkında olduğun ya da yargılarının farkında olduğun, dikkatini bile isteye anda tuttuğun bir yer. Gerçi bize başka bir tanım versen biz ona da... Kimse de beni yalanlayamaz şu anda yani. Bir şey ha, ama YouTube yorumlarına yazarlar. YouTube'cular yemez yani. Bu mindfulness bilmeden yapılabilir mi mesela? Ben bilmeden mindful olmuş olabilir miyim mesela? Bir sor kendine. Şu anda neredeyim? Evet, şu an ofisteyiz. Mesela yani bazı insanlar genelde ya geçmiştedir ya da çok gelecektedir. İkisinin arasında şimdiyi kaçırır. Bir arkadaşım var benim. Benden daha mindful ve herhangi bir bu alanda okumuşluğu, ne bileyim bir eğitim almışlığı vesaire hiçbir şey yok. Doğuştan yani. Doğuştan hep anda, dikkati hep burada, her şeyi fark eder. Böyle yargısızdır yani. Hani böyle çok düz, analitik bakar. Bütün köşeleri görebilir. Hı hı. Ben mesela o kadar yargısız olamadım hayatta. Yargıladığımı fark ettiğimde yargılarımı hani durduruyorum. Ya da düşünmeye başladığımda düşünceleri durduruyorum, ama... Yani öyle kendiliğinden olmadı benimki. Ama bazı insanlar mesela, onlar doğuştan. Peki yani mesela işine odaklandığın zaman o anda kalmak oluyor mu? Ben mesela bir şey yaptığım zaman ona odaklanıyorum. Zaten herhangi bir şeyi odaklanarak yapıyorsan o bir meditasyon oluyor. Yani mesela bir şey yazmaya başladın. Dikkatin orada. Ne yazdığının farkındasın, ne düşündüğünün farkındasın. İşte hani tuşlara basışın, her şeyin farkındasın anda olan. Bulaşık yıkıyorsun. Bulaşık yıkadığın her anda oradasın yani. Dikkatin o tabakta, o tabağa değen elinde mesela. O da bir şey. Meditasyon zaten. Ya meditasyon genel olarak hani oturup gözleri kapatma da değil. Bir yaşam biçimi. Ve farkında olarak yaşamak. Yani hani şu anda burada konuşuyorum. O zaman şu anın tadını çıkarabilirim. Bu andaki deneyime sahip olabilirim. Yani 2 saat sonrası için endişelenmeme gerek yok. 2 saat sonrası 2 saat sonra gelecek. Fakat o endişe de kötü bir şey değil sanki, değil mi? O endişe olmadan da bazı şeyler olmuyor galiba. Stres hayati bir şey yani, gerekli. Stres olmasa mesela yataktan kalkmayız. Stres olmasa şimdi burada yani buluşamazdık. Bu stres olmasa yani hani herhangi bir davranış modeli geliştirmeyiz. O gerekiyor. Ama evet, endişe, kaygı eğer seni hayattan alıkoyuyorsa mesela. Hani stres o kadar büyük ki donuyor, hiçbir şey yapamıyorum. Hı-hı. Oraya müdahale etmek gerekiyor. O zaman bu fonksiyonel bir stres değil yani. Normal hayatın akışında belki
bazılarımız bu kadar büyük problem yaşamıyor ama bazı durumlarda tabii kaygı çok yüksek. İşte ben dün onu anlatıyordum biraz önce. Ben dün şeye girdim. MR cihazına girdim. Mesela. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok büyük bir şey çıkmadı. Karpal tünel sendromum varmış. Şey değil mi o? Erkek hastalığı değil mi? Yani çok cinsiyetçi de yaklaşmayalım tabii bunlara. Yok, hayır, öyle duyduk biz. O cinsiyetçi değilim. Yani beni tanırlar. Ben seni cinsiyetçi diye tanıyordum. Ya, değil değiştirdin işte. Mi yok, sen onu? Değiştirdim. Onu. Tamam, pardon. Onu değiştirdim ben. O bayağı bende mesela kaygı yarattı. O cihaza girmek bende bayağı bir kaygı yarattı. Yani o şey mesela işte kendi kendime böyle işte nefesime falan konsantre olmaya çalıştım. Endişelerim var haklı olarak yani. Hani ciddi bir şey mi, bir şey var mı, yok mu? Onu yaşamak çok çok insani bir şey. Evet. O bu hani bunu görüp de böyle onunla kalabilip orada tamam ya evet tabii ki korkuyorum ve bu çok normal bir şey. Dur bakalım hani ne olacak, ne gelecek. Şu anda bilmiyorum ama bakalım, hı hı, yüzleşeceğim bununla. Yaptığın çok güzel, dikkatini böyle hani nefesine getirip ondan sonra o kaygıları biraz uzaklaştırmaya çalışıp kendinden böyle şeyde anda kalıyorsun. Peki Elif'cim, o zaman bir sonraki sorumu sorayım sana. Sence hayatın anlamı nedir? Ya bunu bedava söyleyemem. Bende cevabı var zaten. İşte bu çok değerli bir bilgi. Bunu bedava söyleyemem. Yani bir karşılığı olmalı. Aşağıdaki numarayı ararsın. Anlamını vereceksen burada. Tamam, bu araçları kullandık. Meditasyon, yoga, işte diğer şeyler, mindfulness araçlarını. Ama günün sonunda neyi hedefliyoruz? Yani bunlar... Gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Gerçek hayatta işine yarıyor olabilir. İşte MR cihazından daha rahat çıkabilirsin. Eyvallah, ya da tamam, performansın işte yükselebilir çünkü. Ama günün sonunda bunu yani bu bir şey felsefesi var mı? Bunun bir hayat felsefesi yoksa hani daha çok bir araç olarak mı bizle beraber? Bu yaptığın o nefes pratiği ya da işte anda kalma çalışmaları, o pratikler o olma haline götürüyor. Burada ilerledikçe, yol aldıkça, kendinde yol aldıkça yani artık kendinin her andaki farklı versiyonunu keşfetmeye başlıyorsun. Orada bir şey var, eğlenceli bir yer var yani, bir neşe. Aa bir dakika ya, bu oldu, ben bunları hissediyorum şu anda. Bak bu çok yeni bir şey yani. Hani MR'a girdim. Bak bedenimde bunlar oldu. Aa bir anda şu düşünce çıktı. Ya yani bunları fark etmek. Yani hani oraya gözünü kapatıp oradan geçmeye çalışmak değil de her yaşadığın anın, attığın her adımın aslında oluşturduklarını fark etmek. Bunu kabul etmek. Her anı istiyor muyuz kabul etmek? Bazı anları unutmak daha iyi değil mi? Ya şimdi anda olan şey senin hoşuna gitmeyebilir. Anda olmak onu onaylamak demek değil. Hani güllük gülistanlık olması da gerekmiyor. Bizim onu onaylamamız da gerekmiyor. Ama onun şu an oluyor oluşunu değiştirmiyor bizim onu görmezden gelmemiz. Bu senin söylediğin şey bana mizahın tanımı gibi geliyor biraz. Değil mi? Değil mi? Bana da öyle geldi. Aynen. Mizah yapabilmen için anda olanı yakalayabilmen lazım. Yoksa kaçırırsın. Yani hani ben bir şey dedim mesela, orada bir kelimeyi yakalıyorsun, onunla dalga geçiyorsun. Evet. Benim kendimle dalga geçebilmem için de anda olmam lazım. Yoksa evet, onları buluşturamam ki zaten. O yüzden sordum zaten, istemeden mindful olmuş olabilir miyiz diye. Çünkü biraz şeyini yani olan bitenle mesafeni koruman gerekiyor ya mizah yapabilmek için. Dışarıdan evet, bakman dışarıdan lazım. Başka bir gözle dışarıdan, bakalım. Yani kendin içinde olursan çünkü o zaman evet, onunla dalga geçemezsin ya. Hı-hı, uzaktan. Biraz o bana bu benzer bir araçmış gibi. Çünkü meditasyonda da öyle ya hani. Aslında şöyle. Şimdi önce bir içeriden bakıyorsun. Ben de şu anda duyumlar ne, işte düşünceler, duygular ne, içimde ne oluyor yani. Sonra bir dışarı çıkıyorsun, hı hı, dışarı bakıyorsun yani dışarıda ne oluyor, benim dışımda ne oluyor, nasıl bir hayat var. Sonra yukarı çıkıyorsun, dışarıdaki seni yukarıdan bakıyorsun. Ha. Evet. Burada neler oluyor diye. Şimdi evet, doğrudan dışarıdaki sene yukarıdan bakarsan içinde olanı anlamadan. Hı hı. Biz öyle yapıyoruz. O yüzden evet, zaten bak komedi yapan insanlar genelde duygularıyla rahat değil farkındaysan. Evet. Duygularıyla rahat olmadığı için zaten her şeyi hani mizaha verme gibi bir durum var. Beni üzemeyeceksiniz. Ben hepinize dalga geçeceğim. Evet, savunma mekanizması. O bir savunma mekanizması. Ben ona şey diyorum, sarkastik kişilik bozukluğu.
Öyle miymiş o? Yok, ben onu, o ismi ben taktım. Literatüre benimle girdi. Çağla Alkan'ın bulduğu bir Sakso tane. Sakso diyorum hatta. Sakso. Yani çok üzülürüm. Sakbo, sakbo diyoruz. Anda kalmak zaten gözlemleyebilmeyi getiriyor. Yani anda değilsen anı oluşturamıyorsun. Anda değilsen etrafında olanları fark etmiyorsun. Yani yolda yürürken mesela dikkatin anda değilse yanından geçen arabayı fark etmezsin. İleride biri düşmüş görmezsin. Biri sana bir şey demiş fark etmezsin. Ben şu anda anda kalabildiğimi fark ettim bunları dinleyince. Şu an andasın değil mi? Ben hayır, yani anda kalabildiğimi gerçek evet, hayatta. Evet. Allah vergisi mindfulness bende i̇şte varmış. Evet. Allah ben vergisi. Ben çünkü gerçekten öyle yapıyorum yani. Sen peki nasıl başladın? Hani biz Allah vergisi zaten bizde var da sen nasıl bu işlere bulaştın? Biz zaten öttürüyoruz bu işi. Şimdi Geçtap'ta şey vardır. Eylem ihtiyaçtan doğar. Herhangi bir yerde tesadüfen bulunmazsın sen. Yani neye ihtiyacın varsa zaten eylemin seni oraya götürür. Ben travma çalışmalarını biliyorum. Travmanın tesisini bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ama çok zor bir süreçten geçtim. Yani hani bir anda böyle hani işsiz, evsiz, parasız kaldım. Böyle bütün dünyam değişti, her şey değişti. Ama travmaya dair de bir fikrim yok. Neyse, eğitime böyle kabul edildim. Eğitimin ilk gününde hoca dedi ki, sınıfta 40 küsür kişiyiz. En büyük travmanızı yazın. Şimdi herkes bir şeyler yazmaya başladı. Ben düşünüyorum. Ya diyorum, benim travmam yok ki. Sonra insanlar anlatmaya başladılar travmalarını. Ya işte ben küçüktüm, babam bana bir tokat attı. O büyük travmadır bende. Hı hı. Ya işte ben sokakta yürüyordum. Biri beni işte eliyle taciz etti. Büyük travmadır o bende. Ondan sonra işte ben boşandım. Şöyle şöyle oldu. Büyük travmadır bende. Şimdi insanlar anlatıyor, ben böyleyim. O da mı travma? Hani böyle şiddet, aile içi, aile dışı, sokakta. Böyle hani hayatın normali. Evet. O zaman benim hayatım travma yani. Hani her şey travma. Şey oldu mu peki? Sonra hoca şey... Şey oldu mu? Keşke gelmeseydim. Şimdi canım sıkıldı bak. öyle gibi olmuş sanki. Keşke söylemeseydiniz. Bunları bana söylemeseydiniz ben hiç farkında değildim. Yani, öyle olmadı mı? Elif Hanım hiç anda kalamamış. Evet. Bütün travmaları kaçırmış. Yani bir olay sırasında mücadele ediyorsan, olayın sende yarattığı o enerjiyi o sırada atıyorsan zaten hani travmatize olmuyorsun. Ama bir şey yapamıyorsan eğer, hani donmuşsan, ondan sonra o enerjiyi boşaltamamışsan, o zaman evet onun etkilerini yaşıyorsun. Evet. Peki ben böyle başladım. Yani evet. Baktım ki benim durumum, travmalarım falan bir anda şey oldu, şifre oldu. Dedim bir dakika ya, ben bunun bir üzerine gideyim, ne oluyor? Aha. Sonra bedenle stres yönetimi çalışmaları başladı. İşte beden psikoterapisi, beden çalışmaları, yoga hocalığı, sonra işte meditasyon eğitimleri Türkiye'de, Nepal'de. Öyle öyle iyice girdim yani işin içine. Sonra baktım ki bunlar evet. Böyle bana çok iyi geliyor. Sonra bunları anlatmaya başladım. Hem okulda ders açtım, hem böyle seminerler işte düzenlemeye başladım. Kurumsal eğitimler falan. Şimdi de işte yani öğrendiğimi bir şekilde deneyimlediğimi aktarıyorum. Yani bu araçlar şeyin yerini tutuyor mu? Mesela modern tıbbın sunduğu şeylerin yerini tutuyor mu sence? Yani hani ya biri ya biri gibi değil de bunlar birbirini destekleyen şeyler. Ama mesela olabilir. Diyelim ki ciddi bir depresyon geçiriyorsun. Mesela bu mindfulness araçlarına başvurabilir misin? Yoksa o depresyon seni biraz ondan hani alımı koyar? Depresyon zaten çok izole bir yer. Yani kendi içinde kaldığın ama duyguları yani hissetmediğin böyle bir odunma halinin içinde tek başına olduğun bir yer. Orada belki daha önce bir hani sosyal desteği arttırman, ondan sonra bileyim, dışarıdan profesyonel destek alman, çevrenle bir arada olman, o yalnız olmadığın hissini bir hani alman. Ondan sonra ufak ufak içeride neler olduğuna bakman. Çünkü içeri bakmak böyle çok kolay ve çok neşeli bir yer değil. Hı-hı. Yani genelde baktığımız yerde acı oluyor. Onunla yüzleşmek de kolay değil. Belki hı-hı. O yüzden hani direkt onunla yüzleşmediğin şeyler evet. Yardımcı olabilir. Ama böyle aşama aşama yani hani bir yaşam tarzı şeklini dönüştürebilirsen
bunları. Sosyal evet. desteği, ondan sonra ne bileyim işte meditasyonu ya da sporu vesaire hepsini içine kattığın bir yaşam desteği kendine oluşturursan yaşam tarzı çok daha sürdürülebilir oluyor o zaman. Çünkü ilaç da sürdürülebilir bir şey değil. Depresyon ben süreci yaşamıştım uzun ilişkiden çıkınca. Ben hiç bunları bilmiyordum. Mesela. İşte nasıl, ama böyle nasıl çıktın peki oradan? Sonradan çıkışım benim şey oldu. Yani ben bu şekilde işte antidepresanla ya da kendimi böyle hı-hı. kapatarak falan kurtulamayacağım. Ben başka bir şeyi yaparak işte stand-up'a ben öyle başladım zaten. Ha, stand-up'la çıkmış. Kendi meditasyonumu kendim yarattığım gibi bir şey oldu yani. Evet. Dedim bari insanları güldüreyim. Çok korkuyordum bir de. Yani sahneye çıkmaktan aha. dedim ki artık bu saatten sonra çıkabilir. Korkacak hiçbir şeyim kalmadı gibi. Evet. Bir cesaret getirdi zaten bana. Zaten dibe vurunca. Ha, dibe vurunca hiçbir şeyden korkmadan bir şey geliyor. Artık yani çünkü 3 ay kimseyle konuşmadım. Hiç evden çıkmadım falan. Dedim ki ben çıkayım bir konuşayım. Evet. Öyle güzel geldi. Mesela öyle çıktığımı hatırlıyorum. Ben hiçbir şey evet. bana, onun dışında hiçbir şey bana iyi gelmemişti. Ya çok çok güzel bir kitap var. Kaybolan Bağlar diye. Ben de yeni okudum birkaç ay önce. İngiltere'de. Hı hı. Ağır depresyon hastalarıyla bir deneme yapılıyor. Şimdi bu hastalara şey verilmiyor, ilaç. Hı hı. Normal terapi de verilmiyor. Bu insanlara çeşitli fiziksel aktivite seçenekleri sunuluyor. Grup halinde yapacakları. Bir grup işte orada çevredeki atıl bir parkın, böyle terk edilmiş bir parkın yeniden düzenlemesi işini alıyor üstlerine. Şimdi bunlar böyle küçük bir grup. Öyle hani 10-15 kişilik bir grup. Başta yani hiç kimse hani tam konuşmuyor. Ondan sonra sadece hani gelip gidiyorlar falan. Sonra o insanlar anlatmaya, konuşmaya başlıyorlar. Konuştukça yalnız olmadıklarını görüyorlar. Ve bir taraftan yeşile, doğaya dokunuyorlar. Toplum için de bir şey yapıyorlar. Yani yaptıkları işte bir anlam var. Kurdukları bağda bir anlam var birbirleriyle. Ve bu insanlar terapi de almadan birbirlerini iyileştiriyorlar. Depresyondan çıkıyorlar ve depresyonları da büyük oranda tekrarlamıyor sonrasında. Zaten bütün kitap bize anlamlı bağdan bahsediyor. Yani hani sosyal ilişkilerinde anlamlı bağ, yaptığın işte anlam. Evet, bu kesinlikle. Anlam bizi bir yerde hani topraklıyor, ayaklarımız yere basıyor ve kendimizi bir ait hissediyoruz. Ait olduğumuz yerde de kaybolmuyoruz. Peki Elif, seni böyle dönüştüren bir an oldu mu? Yani böyle bir an böyle ha ben iyi ki bunu bulmuşum ya da ha bu gerçekten özel bir şey dediğin oldu mu mesela bu işte? Bir sürü oldu. İnsanın bir şeye yargısız tanık olmasını öğrendim ben bedenle öğrenme çalışmasında. O benim için çok dönüştürücü oldu. Bir çalışmada dedi ki hoca, şimdi partneriniz hareket edecek, bedeniyle bir şeyler yapacak gözlerini kapatıp. Siz de dedi, onu gözlemleyeceksiniz. Daha sonra sizden feedback isterse eğer, siz ona kendi yorumlarınızı anlatacaksınız. Çalışma başladı, benim partnerim hareket etmeye başladı ama gözlerini kapatmadı. Gözlerini kapat diye haykırmak istiyorum ya. Gözlerini kapat, doğru yapmıyorsun. Gözlerini kapatman lazım. Hiçbir şey diyemiyorum. Susup oturuyorum yani. Ben hazırladım yorumumu tabii ki. Yani bana soracak. Ben diyeceğim ki ya gözlerini kapatman gerekiyordu. Kapatmadın. Hı hı. Sonra çalışma bitti. Dedim ki feedback almak ister misin? Hı hı. Hayır dedim. Evet. Böyle o benim içimde patladı resmen. Yani hani o anlatamadım diyemedim ya. Onu söyleyemedim gözlerini kapatmadığını. Ve orada anladım ya, yargısız, yorumsuz, sadece ana tanık olmak benim yapmayı öğreneceğim en zor şey hayatta. Yani her zaman da feedback'in istenmiyor yani. Bununla da yaşamayı öğrenmek lazım. İstenmediğinde bunu vermemeyi öğrenmen gerekiyor. Evet, buradan senin. Bütün YouTube takipçiler ama negatif yorum yazanlar. Negatif yorum yapanlara diyorum. Evet. Olumlu yorum yapanlara o yapabilirler. Işte. Like'lasınlar, beğensinler evet. ve güzel yorum her yapsınlar. Her zaman feedback vermeniz gerekmiyor. Aynen, sizin yorumunuza ihtiyacımız her zaman yok. Altına tek tek sorduk mu yazabilirsin. Sorduk mu yazınca gene onun da ilgili yorum evet. yapıyorlar bu sefer. Ona da yorum yap. Ona tabii. da feedback verin. Sorduk mu? Sormadınız ama zaten sorulmadan söylenenler bilmem ne diye uzun bir paragraf geliyor. Çok kısa olarak meditasyondan bahsetmek istiyoruz. Evet. Meditasyon, bir kere şunu merak ediyorum. Beynimizin %10'unu kullandığımız doğru mu? Yani Caner için sormuyorum tabii bunu. benim %20 falan olduğu için. Genel popülasyon için soruyoruz.
Böyle bir şey var. Bu doğru mu gerçekten? %10'unu kullanıyoruz işte, meditasyon yaparsan bunu arttırıyorsun vesaire. Ya bu bir efsaneydi. İçin yaratıldı bu. Yani hani aslında o kadar büyük bir düşün potansiyelimiz var. Beynimin %10'uyla bunları yapıyorsam, %100 olsa daha var ya, neler yaparım. Evet evet. Diye bir böyle avunma hani mekanizmasıydı o. Tabii ki bilim dedi ki beyninin tamamını kullanıyorsun, yani malzeme neyse kullanıyorsun. Bilim dünyası şöyle cevaplar, salak mısınız? Malzeme bu. Aynen, tabii ki kullanıyorsun ama dedi ki yani nasıl kullanıyorsun? Sen o %100'de bütün gün duvara bakabilirsin. Doğru. O %100'de gidip işte medikal araştırmalar yapabilirsin. TikTok'a ya bakabilirsin. %100'ünü, ya onunla ilgili çok güzel bir şey okudum geçen gün. Böyle bir alışkanlıklarla ilgili bir kitapta diyor ki bir kere hani neye başladığını bir fark et. Eline telefonu mu alıyorsun? Fark et. Bilgisayarı mı açıyorsun? Fark et. Bir kitap mı açıyorsun? Fark et. Çünkü önümüzdeki bir saat ne yapacağını bu minik hareket belirliyor. Otomatik olarak doğru açıyorsun ya. Evet. Instagram. Aynen. Eline telefonu açtın. TikTok girdi. Bir saat oradasın. Yani hani bu arada şu an bunu duyup Spotify'ı kapatan ya da YouTube'u kapatan dinleyicilerimize. Elif Hanım, buraya girmesek mi bu konuya? Lütfen, yani çünkü lütfen anda kalmayın. YouTube'da kalın. Ama şöyle, şimdi çok çok eğitici şeyler var. Podcast'ler. Ben çok şey öğreniyorum podcast'lerden. Bizimki yani onlardan diyeyim ben. Sen meditasyon düzenli olarak yapıyor musun bu şeyi? Pratiği uyguluyor musun? Vallahi çok düzenli yapıyorum. Bazen böyle hani sabah akşam böyle rutin halinde yapıyorum. Bazen bir süre hiç yapmıyorum. Peki bir mantran var mı? Olmaz mı? İki tane aslında sevdiğim şey var. Biri Om Mani Padme Hum. Bir dakika, bize mantranı söylememen gerekiyordu galiba. Elif. Yok, hayır ya. Ben yanlış mı biliyorum? Tutmaz o zaman. Söylerse tabii, tutmaz. Onu da söylersen tutmaz. Mantıra da tutmaz. Annem benim bir ara transandantal meditasyon yapıyordu ve mantrası vardı ve bize söylemedi. Ve sonra bize söylemediği için mantrasını unuttu. Ya. Ve sonra da meditasyon yapamadı. Ciddi bak, gerçek hikaye. Doğru, gerçekti. Ben de biliyorum. Demek ki buradan ben onu çıkarmıştım. Demek ki mantranı kimseye söyleyemiyorsun. Söylersen tutmaz. Tutmaz. Yanlış mı biliyorum? Hani bu işin tek bir yönü. Tek evet. Bir tarifi yok. Anladım. Sadece bu işin farklı pratikleri var. Sen buna çok dogmatik bakmıyorsun yani, illa evet. Böyle yapılmalıdır bu iş falan gibi değil. Ya, bana göre mesela hani bir şeyi tekrarlıyorsun sen, ama o tekrarladığın şeyin anlamını bilip ona göre tekrarlaman hani güzel. Mantralar hem anlamsız da olabiliyor, anlamlı da olabiliyor, öyle mi? İki çeşit mantra var. Bir sözcüğü, bir kelime grubunu tekrarlayarak bedenine onun titreşimini yayıp bir enerji artışına sebep olduğun bir pratik mantra. Zikir aslında yani hani. Zikir gibi, bir şeyi zikir gibi. Tekrarlayıp zikir gibi. Sendeki enerjiyi yükseltiyorsun. Sende var zikirmatik. Zikirmatik yok bende. Yok mu zikirmatik? Ben böyle mantra yapıyorum. İşte sevdiğin bir çiçeğin adını da söyleyebilirsin. Ya da kendine bir olumlama zaman vardır mesela, ya ben işte başarılı olacağım, ben başarılıyım mesela, bunu da söyleyebilirsin. İşte anlamını hani bildiğin, inandığın böyle şeyler vardır, işte Om Mani Padme Hum mesela, onu söyleyebilirsin. La ilahe illallah demeyi çok severim ben mesela, onu söyleyebilirsin. Bu tamamen böyle senin kendi içinde. Sen mi buluyorsun peki bu mantrayı, biri sana veriyor mu? Şimdi yine yola nasıl çıktı, nasıl yürüdüğünle alakalı. Bazen birinin sana bir şey vermesine ihtiyacın olur. Ya da zaten bir şeyi sen kendin de keşfedebilirsin. Ya mesela işte o Om Mani Padme Hum. Bana onun şeyi çok iyi geldi. Titreşimi, anlamı çok iyi geldi. Yani yok ol, hiç ol, hiçlikten gel bütün ol. Caner, senin var mı bir mantra? Mantra, ben hazır mantram yok. Yani hazır böyle mantralar kullanmıyorum. Sanskritçedir falan. Sübhanallah falan ben de diyorum. Sübhanallah, Allah Ekber. Tesbih de falan var ama. Ha, sen tesbih kullanıyorsun. Tabii tesbih kullanıyorum ama bence böyle. Tesbih de meditasyon yöntemi midir? Ya onlar da mantra. Ya her mantra şey var. Her şey meditasyon. Namaz da meditasyon. Sen o namazda zihnini boşaltıyorsun. Ritmik hareketlerle, ezberlenmiş hareketlerle, bir şey düşünmeden, yani hani sonrasını, öncesini düşünmeden kendini, zihnini odaklayıp İşte hareketler yapıyorsun. Ama zaten amaç orada
O ilahi kanala geçmek. Yani orada bir birlik var, birliğe ulaşmak. Meditasyon da öyle. Ben sana hiç söylemedim bunu, ilk kez diyorsun. Ben yanlışlıkla aşırıma gittim. Bir kere ben hiç bilmiyorum mesela aşırıma. Evet, tamamen yani şöyle Osho. Osho'yu bil. Demek ki istemişsin. İstedim tabii, istemesem zorla kimse beni saçımdan tutup aşırıma götürmedi. Yani ama yanlışlıkla nasıl gittin yani? Sen de otogardan Tokat'a bineceğim diye aşırıma gidemezsin. Ya şöyle işte, bir Hindistan'a gitmiştik ya ben, Gancı'da anlattım sana. Orada Pune diye bir şehre gittik. Pune'de hiçbir şey yok yapacak. Hiçbir şey yok. Bir günde böyle boşluğum vardı. Aşram var orada. Osho'yu biliyorsunuzdur. Evet, Osho çok Osho. Popüler. Popüler. Osho'nun aşramı var. Biz gitmeden birkaç sene önce de bombalanmıştı hatta. Aa. Evet. Bu böyle işte bir El-Kaide mi ne, öyle birileri bombalamış. Biraz da çekinerek gittim o yüzden. Eşimi de aldım. Eşimin hiçbir şekilde haberi yok nereye gittiğinden. Sormadı mı giderken nereye gidiyoruz? Yani aşram falan dedim ama bilmiyor aşramın ne olduğunu. O hani şey gibi. Aşram, restoran falan da zannetmiş. Yeni açılmış bir aşrama gidiyor. Hala mantarı sütle zannediyor falan. Mantarası çok iyi diyor. Yeriz falan diyor. Neyse işte öyle gittik, kapıdan girerken şey dediler. HIV testi yapacağız size. Hmm. Bu sefer böyle eşim bir şey oldu. Bir dakika ya. Hayırdır, nereye geldik biz? Evet, genelde çünkü yani Nusret'e falan gidersen kapıda bir kapıda şey HIV sorulmuyor. Kapıda HIV sorulmuyor ya. Eşim bu sefer tabii adama soruyor işte, niye siz istiyorsunuz, niye gibilerden. Oranın HES kodu gibi bir şey. Kapıdaki adam da orada duran bir görevli yani, olayın yani aşramda bilgisi de ne kadar olduğu şey değil, işte bize şey diyor işte mister hani siz bilirsiniz neden isteniyor HIV falan gibilerden, öyle o tarzda. Bu böyle bir şey oldu ya, versek mi vermesek mi, öyle her yerde de kanını insan. Tabii. Verdik sonunda, kanımızı da verdik girişte. Testimizi de olduk. Bizi kabul ettiler. Nasıl 30 dakikaya HIV olduğunu anlaşılıyor da başka bir. O da bir bağımlı ama. Çok hijyenik bir haşramdı. Tatil köyü gibiydi yani. Böyle benimkinin tam tersiydi yani. Evet. Seninkini çünkü ben dinledim. Seninkinin tam tersi yani. Böyle havuz var. Havuzda bir tane çıplak bir Belçikalı adam yüzüyor. Dedim he tamam, şimdi HIV biraz netleşti. Şimdi anladım. Ondan sonra içeride herkes aynı renk şey giyiyor. Önlük giyiyor. Beyaz bir gown satıyorlar sana. Onu giyiyorsun. İçeride para kullanmak yasak. Ne kullanıyorsun? Ticket alıyorsun. Ama onu da para alıyorsun. Festival gibi. Ondan sonra değişik işte, orada bir takvim yapmışlar. Her gün değişik şekillerde meditasyonlar var. Onlara katılıyorsun. Ama çoğu insan aslında orada kalıyor da. Yani oraya geliyor, 2 ay kalıyor mesela orada. Yani biz orada sadece birkaç saatliğine bulunduk. O yüzden hani tam da olayı çözdüğümü söyleyemem. Gittik, takvimden bulduk işte. Mesela sessiz meditasyon vardı. Osho'nun orada bir böyle şeyi var. Kendi oturma odası var eski. Osho şimdi ölmüş de. Camlı bir yer, işte güzel bir yer. Orada sessiz meditasyon yapıyorsun. 30 dakika sessiz meditasyon yaptım. Meditasyon yapmayan bir insanım. Ruhani hiçbir tarafım yok. Ve orada 30 dakika boyunca sessiz durmam gerekti, hiç gülmeden. Belki ben oradaki diğer herkesten daha şeydim yani, şüpheciydim orada. Ama dedim her şeyi bir kere denemek lazım hayatta. Böyle denedim. Orada çok ilgi çekici bir şey ve ben beğendim açıkçası. Ve hani niye insanların bu kadar şey olduğunu az buçuk görebildiğimi düşünüyorum. Çok da gördüğümü söyleyemem. Gülmeden tamamladın. Şey çok ilginç geldi bana mesela, yine tamamen dışarıdan bir gözlemci olarak, yani bu kadar farklı tip meditasyon olduğunu bir kere hiç bilmiyordum. Ya mesela gülerek meditasyon diye bir şey vardı orada işte. Kahkaha meditasyonu falan. Mesela işte uzun bir süre gülüyorsun. Ağlayarak işte ağlama, ama bunlar daha yani ileri seviyede şeyler hani. Ve bir de sessiz meditasyon, mesela çok uzun süre oraya gelip hiç konuşulmama gibi bir şey var, öyle değil mi? Sen onu yapıyorsun galiba, sen de yaptın. Ben 2 kere Vipassana'ya gittim. Vipassana'da 10 günlük bir sessizlik ve meditasyon inzivası. Orada hiç kimse konuşmuyor. Yani onun olayı günde 13 saat oturarak meditasyon yapıyorsun. 10 gün boyunca konuşmuyorsun. Tamamen hani kendi içinde olduğun bir şey, süreç. Ya da böyle kalabalık yerlerde, mesela senin gittiğin gibi aşramlarda da gidip sessiz kalmayı tercih edenler de var. Ama bilmiyorum ben mesela, Caner sessiz meditasyonda. Ben gidiyorum onunla konuşuyorum. Ne oluyor, bana cevap vermiyor mu?
Yok, cevap vermiyor. Sessizce kafasına eğiyor gidiyor yani. Yoksa üstüne bir yazı falan mı yazılıyor? Ben şu an sessiz. Ya o işte bir şekilde kendini challenge ediyorsun. 10 gün göz teması kurmuyorsun. İnsanlarla konuşmuyorsun. İşte sessizce oturup böyle sabah 4'te kalkıp falan meditasyon yapıyorsun. Peki sonra yani hayata döndüğün zaman, normal hayatına döndüğün zaman nasıl adapt? Hemen dönüyorsun ya, hemen. Diyorlar ki sana 10 günün sonunda hadi şimdi konuşmaya başlayın. Of, bir ses yükseliyor ortamdan. Herkes yani zaten 10 gün konuşmamışsın. Ya ben seni gördüm işte, ondan sonra diyor ki ya işte senin nasıldı, benim böyleydi falan. 10 gün konuşmayınca da insan birikmiştir çok, değil mi? Çok kafa siker o insan. 10 gün konuşmamışsın yani. O 10 gün boyunca şey oluyor musun, bir konuşmaya başlayayım da. Göreceksin sana. Neler anlatacağım? Sana neler söyleyeceğim. Ben var ya, Nepal'deydi işte ilki. Kulübenin içinde biz 30 kadın bir aradaydık. Böyle kapı kapanmıyor. İnsanlar böyle sürekli gürültü yapıyor. Bir yerde ben bağırmak istiyorum artık. Bir susun bir uyuyun falan demek istiyorum yani. Ama diyemiyorum. Yani onun da kendi içinde bir şeyi var. Mücadele ediyorsun. Kendinle mücadele ediyorsun. Nefis terbiyesi işte. Nefis terbiyesi yapıyorsun aslında, evet. Konuşmaya. Nefsini evet. Terbiye ediyorsun. Sen yapıyor musun meditasyon Caner? Tespih çekiyorum ben. Aha. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mantran o mu? Mantram o. 99 kere çekerim. Ha. 99 kere Allah-u Ekber derim. Aha. Onları yaparım. Her gün zikirimi çekerim. Tamam işte, bu da meditasyon. Meditasyon. Aralıklı oruç yaparım. Normal Ramazan'da oruç tutarım. Evet evet. Bunları yaparım yani. Ama 10 gün susamam. 10 gün susamam. Allah susturmasın. Vallahi ondan sonra beni susturamazsın zaten. 10 gün konuşmayayım ben. Ondan sonra bütün gün konuşurum. Bütün gün büyük kafa ütülerim ya. Kafa açarım yani burada yani. Ay, bütün evet hayatımı ya. Anlatırım. 10 gün seni sustursak sonra burada gelip bayağı bir podcast doldurursun. Tabii yani burada bayağı podcast doldururum. Sahneden 3 saat falan anlatırım. Sahneden inmem. Evet. Peki nasıl yapıyoruz ya? Bize basitçe ya, bir minik bir şey yapalım, deneme. Evet, evet bence de yapalım. Bir denesek ya, meditasyon ne diyeyim de aslında hani çok çok basit, çok pratik olacak bir şey. İşte oturuyorsun sabit. Tamam. Bir yerde. Oturuyoruz evet. Yani senin aynen senin hareketsiz kalmana izin verecek bir pozisyon buluyorsun. Tamam. Tamam. Yerde oturabilirsin, sandalyede oturabilirsin, ayakların hani yerde olabilir. Uzanmanı tavsiye etmem, uykun gelir. Böyle sadece hareketsiz olmak önemli. Hareket çünkü beyni uyandırır, uyarır, dikkati başka yere alır. Ve hani gözlerini kapatmak beyindeki aktiviteleri çok hani durdurduğundan, alan açtığından önemli. Gözleri kapatmadan önce de şöyle bir alanda, bulunduğun yerde gözlerini bir gezdirirsen eğer, beyin diyecek ki ya bir dakika, burada hiçbir tehdit yok. Burası gayet güvenli bir yer. Kapatabilirim gözlerimi yani. Sonra biraz gözlerini gezdirdikten sonra gel merkezine dön. Kapat gözlerini yavaşça. Ve etraftaki sesleri bir dinle. Neler duyuyorsun? Etrafında kokular var mı? Fark et. Ağzında bir tat var mı? Bedeninin yerle teması nasıl? Ayaklarının, kalçalarının, sırtının, oturduğun zeminle teması nasıl? Nefesinin akışı nasıl? Hiç değiştirmeye çalışmadan. Sadece fark et nefesinin akışını, nefesinle gelen duyumları. Belki karnında, göğsünde bir hareket. Belki nefesinin sesi var. Fark et bunları. Kalbinin ritmi nasıl? Ve aldığın nefesle ayaklarına kadar götür dikkatini. Ayaklarında nasıl duyumlar var? Sıcak mı, soğuk mu? Kaşıntı, bir basınç. Herhangi fiziksel bir duyum ara ayaklarında. Dizlerinde.
diz kapaklarından, üst bacaklarından, kalçalarından, belinde, sırtında, aldığın nefesi karnına kadar götür dikkatini. Nasıl duyumlar var karnında? Hı, telefon çalıyor. Sen devam et. Ben devam ediyorum, tamam. Alo. Alo, arayacağım seni sonra. Geldin mi? Durayım mı? Devam edeyim mi? Çağla'nın telefonu çaldı da meditasyonu bozdu. Çok pardon. Ama Mehmet ciddi şu an, bütün şeyi kaçtı şimdi. Faydası kaçtı şimdi. Evet. Tamam. Neyse, bence bu kadar yeter. Ben faydasını kaçmadı dostum inşallah. Ben ayı geldi. Karnın mı aç senin? Bir ses duydun değil ses mi? Ses geldi biraz. Senin karnının sesini duydum. Galiba gurulduyor arkadaşlar, o yüzden. Çok güzel oldu ya. Ama çok güzel. Ben ama bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Kaç dakika meditasyon yaptık? Abi, kaç dakikaydı bu? Kaç dakika? 2 dakika yapmışız, 3 dakika. Yani 3-4 dakika. 3-4 dakika yaptım ben. Bana 10 dakika gibi geldi. Bana vallahi bir bitti, hemen bitti gibi geldi. Ve ilk 5 dakikası şaka düşündüm. Ben vallahi anda kaldım ben. Elif Hanım ben ayı geldi. Bu yolculuğuyla ilgili nasıl bir şaka yapabilirim? Vallahi ben hiç düşünmedim. Ben andaydım, hep andaydım ben. An insanıyım ben. Bunlar, ancıyım. Evet, bu son şakalara maruz bıraktığımız için çok özür diliyoruz Elif. Yok ya, ne demek? Ben için buradayım. Sıcağın şakası istiyor. Benim acı eşiğim yüksek, o yüzden problem yok. Hani o zaman yine konuğumuzdan laf yedik. Misafirimiz bize laf sokarak günü sonlandırdı. Hayır, laf sokan... hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Yani ben sadece böyle hani acıyla kalmayı öğrendim. Hala da devam ediyor. Evet, hala. Acıyla arası iyi. Evet. Acıyla arası iyiymiş.